Selamünaleyküm. Yaklaşık bir sene önce falan bir kablosuz mikrofon incelemesi yapmıştık, yaka mikrofonu olarak. Daha önce evde kutu içeriğini göstermiştim. Mikrofonu biraz tanıtmıştım. Sonra videoyu durdurup mikrofonu takarak telefona bu yaka mikrofonunun telefona sağladığı sesin kalitesini göstermeye çalışmıştım. Yani harici mikrofon kullanarak videoyu çekmiş olmuştum. Harici mikrofon olarak da tanıttığım kablosuz mikrofonu kullanmıştım. Mikrofonumuz daha önceki videomuzda görüntülerde var. Buna benzer birkaç çeşit mikrofon var ama diğer markalar bu kadar kaliteli değil. Daha da ucuza fiyat olarak bulunabiliyor. Şekil şemali olarak aynı gibi. Ama ses kalitesi bu kadar iyi değil. Bunu artık zaten birçok kişi tanıdı. Onun için daha öncekinde marka söylememiştim. Buna benzer mikrofonlar var. Alabilirsiniz demiştim ama diğer mikrofonlarda bu kadar ses kaliteli değil. Ama diğer çekim mesafesidir, şudur budur, onlar nasıldır? O karşılaştırma nasıldır onu bilmiyorum. Ama ses kalitesi olarak diğer mikrofonlar bu kadar iyi değil, onu biliyorum. Bunun markası Konik K505. Daha önce incelediğimizde buydu. Sonrasında ikinci bir videoda camide deneme yapmıştım. Kaliteli bir kablolu yaka mikrofonuyla sesini karşılaştırmasını yapmıştım. Orada cami ortamında kablolu mikrofonun sesinin daha kaliteli çıktığını söylemiştim. Ama videoda sanki Konik K505'in sesi daha kaliteli gibi duruyordu. Orada ben çok yorum yapmadan olabildiğince fikirlerimi söyleyip göstermiştim. Ses kalitelerini hoparlöre yakın bir yerden video çekerek kararı siz verin demiştim. Aynı mikrofon biraz daha level atladı diyelim. Tabiri caizse biraz daha geliştirildi. Bu süreç içerisinde bir değişiklik yapıldı mikrofonda. İlk incelediğimde, ilk videomuzda telefona bağlarken mikrofonu bir aparat kullanarak, çevirici bir aparat kullanarak telefona bağlamıştım. Normalde mikrofonun alıcı bölümünün, telefona takılan bölümün 4 boğumlu olduğunu, aslında öyle olunca telefonun harici mikrofon olarak kullanılmasına uygun olduğunu düşünmüştüm. Ama öyle olmadığını, direkt telefona taktığımızda harici mikrofon olarak telefonun görmediğini ve kullanamadığımızı söylemiştim. O aparatı da göstermiştim. V şeklinde bir aparat. Sokette mikrofonu ve kulaklığı ayırıyor. Biz onu mikrofon bölümüne takıyoruz. Bu kablosuz mikrofonu o şekilde kullanabiliyoruz diye göstermiştim. Şimdiki sonradan üretilen mikrofonlardan bir seri daha almıştım. Onda gördüm ki bu konu aşılmış. O videoda da söylemiştim. Keşke bunu hani telefona uygun olarak direkt telefona taktığımızda harici mikrofon olarak kullanıma uygun üretilseydi falan demiştim. Belki bu da baz alınmış olabilir. Bunun da etkisi olmuş olabilir. Üretici firma bu sefer mikrofonu direkt telefona taktığımızda telefonda harici mikrofon olarak kullanılabilir şekilde üretmiş. Ucuna çevirici jack takıp normalde bu 3,5 mm jack, kendi orijinal jack'ı çevirici jack takarak 6,5 mm jack'a çevirip amfiye takıyoruz. Önceki de böyleydi ama dediğim gibi kendi orijinal jack'ı 3,5 mm jack 4 boğumlu olduğu halde telefona taktığımızda harici mikrofon olarak kullanamıyorduk. Şu anda kullanabiliyoruz. Şimdi videoyu durdurup mikrofonu takacağım. Tekrar önceki videomuzdaki denemelerdeki gibi mikrofonun sesini size dinleteceğim. Videoyu şu an durdurup mikrofon takıyorum.
Evet, şu anda harici mikrofondan Konik K505'ten konuşuyorum. Yanlarındaki alıcının yanındaki iki tane ışıktan hem aktif olarak çalıştığını hem de mikrofonu gördüğünü anlayabiliyorum ışıktan. Mikrofonun üzerinde tek bir ışık var. Kırmızı bir ışık çalıştığına dair başka bir şey yok. İkinci bir ışık var, yeşil bir ışık. O da şarja taktığımızda şarj edildiğini gösteriyor. Mikrofonun sesini şu anda duyuyorsunuz. Mikrofondan alıyorsunuz sesimi. Bayağı sesi yüksek. Şu anda hatta kısık biraz sesi. Üzerindeki artı eksi düğmelerine basarak sesi artırıp düşürebiliyoruz. Şimdi sesi bir artı düğmesine tek tek basarak tamamen sonuna kadar yükseltip böyle konuşacağım. Aynı mesafede tutuyorum hep. Şu anda yaklaşık 5 parmak mesafede tutuyorum ağzıma. Sesi tamamen yükseltiyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa bastım ama 3. veya 4. de son sese ulaşmıştır büyük ihtimal diye düşünüyorum. Mikrofon açıkken bu şekilde artı eksiye basarak sesini artırıp azaltabiliyoruz. Şimdi bu şekilde konuşmaya devam ederken tıkırtı yapar mı çok bilmiyorum ama eksiye basarak sesi düşüreceğim. Sesini kısacağım ama sürekli de konuşmaya devam edeceğim ki sesinin kısıldığını hissedin diye. Şimdi başlıyorum. Konuşmaya devam ediyorum. Ses 1-2'yi kısıyorum şimdi sesi. Bir defa basıyorum. 1. Ses 1-2'yi alo döneme kontrol. 2 defa, ikinci defa bastım. Ses 1-2'yi alo döneme kontrol. 1-2-3-4. Üçüncü defa bastım. Ses 1-2'yi alo döneme kontrol. Dördüncü defa bastım. Ses 1-2'yi alo döneme kontrol. Beşinci defa bastım. Ses 1-2'yi alo döneme kontrol. 1-2-3-4. Alo 1-2-3-4. Ses 1-2'yi altıncı defa bastım. Alo 1-2-3-4. Ses deneme kontrol. 1-2-3-4. 7. defa basıyorum. Ses 1-2'yi deneme kontrol 1-2-3-4. 8. defa basıyorum. Alo, alo. Ses 1-2'yi deneme kontrol 1-2-3-4. Alo, alo. 1-2-3-4. Ses deneme. 8. defa basıyorum. Alo 1-2-3-4. Ses deneme kontrol 1-2-3-4. Alo 1-2. 9. defa basıyorum. Alo 1-2-3-4. Ses deneme kontrol. 10. defa bastım. Alo 1-2-3-4. Ses deneme kontrol 1-2. Hep aynı mesafede tutuyorum mikrofonu. Elimde olabildiğince sabit tutuyorum. Sadece kısma sesine bastı, kısma düğmesine bastığımda tıkırtı duymuşsunuzdur. O da çok büyük bir gürültü yapmaz herhalde. 10 defa bastım şu anda. Ondan da fazla basılır mı bilmiyorum. Yani kaç kademelidir sesi bilmiyorum. Daha önceki videomda da dezavantaj olarak söylemiştim. Cihazın üzerinde bir hani led gösterge gibi bir şey olsa da sesini açıp kıstığımızı bilebilsek daha sağlıklı olabilirdi. Ama tabii bu fiyata UHF bantlı kesinti yapmayan, sesi bu kadar kaliteli bir mikrofon iyi bir mikrofondur yani. İlla gösterge olması şart değil ama olsaydı daha iyi olabilirdi. Bu fiyatı demek ki bu kadar oluyor. Şimdi kısmaya biraz daha devam edeyim. 3 kademe daha kısayım veya 5 kademe daha. Ses 1-2'yi deneme kontrol 1-2-3-4. 11. kademe ses 1-2'yi deneme kontrol 1-2-3-4. 12. kademe ses 1-2'yi alo deneme kontrol 1-2-3-4. 13. kademe alo 1-2-3-4 ses deneme kontrol. 14. defa basıyorum alo 1-2-3-4 ses deneme kontrol. 15. defa basıyorum alo 1-2-3-4 ses deneme kontrol. Videomuz uzun oluyor. Şimdi sürekli konuşarak artı tuşuna basarak sesi yükselteceğim sonuna kadar. Alo 1-2-3-4 ses 1-2 deneme kontrol. Alo 1-2-3-4 ses 1-2 deneme kontrol. Alo 1-2-3-4 ses 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 deneme kontrol. Zaten düğmeye bastığım tıkırtıyı da duyarsınız ama o tıkırtı benim konuşmama engel oluyor mu? Hani ön plandan mikrofonun üzerinden bir tıkırtı yaptığımızda benim konuşma sesim kısılıyor mu onu bilmiyorum. Birkaç defa daha basıyorum artıya son sese gelmesi için. Bilmiyorum geldi mi şu anda. Onu bilemiyorum tabii. Şu anda artık bundan yukarısı yoktur. Son sese kadar açtık. Mikrofon hala aynı mesafede. Duyduğunuz ses bu. Şimdi son sesteyiz. Bunu bu şekilde bu mesafede tuttuğumuzda ses kaliteli çıkacak şekilde bir ayar yapmaya çalışacağım şimdi. Önce mikrofonu yakama takıyorum. Yaklaşık yine mesafe 4 parmak gibi. Şimdi bu ses ayarında, bu şekilde ses ayarlıyken ses bayağı yüksek olduğu için biraz boğuk çıkıyor ses. Şimdi 4 kademe kısacağım, öyle konuşacağım.
Sesin daha netleştiğini göreceksiniz. Ses belki düşük, düşük gibi gözükecek ama ses kalitelileştiği için büyük ihtimal düşük gözüküyor. Daha önce denedim. 4 kademe, 5 kademe kıstığımızda daha net ses alıyoruz. 3 kademe kısmak bile yeterli olmuyor. Son sesteyken 4 kademe kıstıktan sonra daha kaliteli gibi. Şimdi deneyelim. Ses 1-2 deneme kontrol. 1 kademe kıstım. Ses 1-2 alo deneme kontrol. Ses 1-2 alo deneme kontrol. İkinci kademe kıstım. Ses 1-2 deneme kontrol. Ses 1-2 alo deneme kontrol. Üçüncü kademe kıstım. 3 defa bastım yani şu ana kadar. Ses 1-2 alo deneme kontrol. Dördüncü defa şu anda bastım. Ses kısma tuşuna 4 defa bastım. Şu anda biraz daha konuşmaya devam ediyorum. Zannederim ki dip ses azalmıştır. Tısırtı sesi arka plandan gelen hafif bir gürültü var. Son sesli olunca o azalmıştır. Ve şu anda ses daha nettir diye düşünüyorum. Bir sessiz kalacağım bir müddet. Bakalım gürültü artıyor mu? Yani telefonun gürültü önleyici sistemi mi gürültü yaptırmıyor şu anda? Sustuğumuzda gürültü gelecek mi? Yoksa şu ayarlarda gürültü yok mu onu denemek için sessiz kalıyorum. Şu anda tabii ben duyamadığım için videoyu dinlerken duyacağım ben de sizinle beraber. Sessiz kaldığımda eğer dip ses varsa telefonun gürültü önleyicisi sesi kısıyor demektir. Eğer sessiz kaldığımda da aynı şekilde ses devam ediyor, dip ses yoksa demek ki 4 kademe kıstığımızda son sesten 4 kademe düşük kullandığımızda mikrofonu sesi yeterli oluyor ve gürültü yapmıyor demektir. Hatta bir kademe daha kısayım bakalım nasıl olacak onu da denemiş olalım. Şimdi 5 kademe kısmış olarak deniyoruz mikrofonumuzu. Mikrofon yakamda takılı biraz hareket ediyorum. Mikrofon oynadığında tıkırtılar var mı yani ona bakıyoruz. Elimde tutuyorum mikrofonu şu anda elimde gezdiriyorum. Daha önceki mikrofonda biraz tıkırtı fazlaydı bunda o tıkırtı da azalmış diye düşünüyorum. Şu anda klipsini tutuyorum, sallıyorum mikrofonu, titretiyorum. Mikrofonun ses alan üst bölümüne, sünger filtre olan bölümüne dokunuyorum şu anda. Bu sesleri alır illaki. Ama direkt buradan telefona bağlı olduğunda bile şu gürültüsü normal. Yani elimde oynattığımda öyle büyük aşırı bir ses yapmıyor. Kaldı ki burada direkt telefona bağlı ve mikrofon kendi ürettiği sesi direkt telefona aktardığı için yüksek de ses oluşturuyor. Bu gürültüler normal. Bunu amfiye taktığımızda hem mikrofondan sesi kısıyoruz hem amfi kendi gücünü kullanarak o sesi yükseltiyor. Amfiden de yine mikrofonun sesi güçlü olduğu için sesi az açıyoruz. O zaman şu elimizde oynattığımız zamanki gürültüler sıfıra iniyor amfide. Hiç duyulmuyor yani. Sadece şunları duyabiliyoruz. Ses açıp kapatma tuşunu basıyorum şimdi. Bir açtım, bir kapattım. Bu tıkırtıları duyuyoruz amfide ufak ufak. O da büyük bir gürültü değil yani. Burada telefona direkt bağlıyken daha fazla da duyulur. Ama amfide bu hissedilmiyor. Şimdilik ses böyle. İlgi ve alakası olanlar şu yaptığım denemeyle zaten birçok şeyi çözecekler, anlayabilirler. Yalnız ben böyle hani fikir oluştursun diye uğraşıyorum. Bir amfi ayarı atıyorum. Bir mikrofon tanıtımı yapıyorum. Buradaki videoyu izlemek yerine birçok arkadaş buradaki videoyu dinleyip anlamaya çalışmak yerine direkt irtibata geçerek telefon numarası alarak kendi amfisini bana ayarlattırma derdine düşüyor. Çok kızıyorum bu işe. Lütfen bunu yapmayalım. Aşırı sinirleniyorum yani. Ben burada hizmet olsun diye amfi ayarını videoya bakıp arkadaşlarımız sonuçta en az lise okumuş, üniversite okumuş birçoğu hafız olan arkadaşlarımız buradan videoyu izler. Buradaki mantığa göre kendi amfisini ayarlar diye düşünüyorum. Kolaylık olsun diye, hizmet olsun diye yapıyorum. Videoyu izlemeye tenezzül etmeyen arkadaşımız oraya yazıyor. Telefon numaranı ver de hocam benim amfiyi ayarlayıver. Yani ben bu videoyu izleyen mesela en az bir hafta içinde 50-60 kişi olacak. Ben bir 50-60 kişiyi nasıl bu konuda tatmin edeyim? Nasıl herkesin işine koşayım? Nasıl herkesin ayarını yapayım?
Benim kendi hayatım var, kendi görevim var, sorumluluklarım var. Ama bunu anlatamıyoruz insanlara. Ki o mikrofon tanıttığımız video 2000'e yakın izlenmiş. 2000 kişinin amfi ayarını ben kendim nasıl yapayım? 2000 kişiye mikrofon hakkında nasıl yardımcı olayım? Ben dakikalarca video çekmişim. Videoda her ayrıntıya değinmeye çalışmışım. Objektif şekilde fikirlerimi söylemişim. Arkadaşım dinle. Olmadı bir daha dinle. Daha olmadı 5 kere 10 kere birkaç defa daha dinle. Mikrofon aldın kullanıyorsun. Kullanırken bir daha dinle. Neler yapmam lazım? Atladığım bir şey var mı? Anlamadığım bir yer var mı diye. İnsan bazen bir kere dinler bir şey anlamaz. Üçüncü, beşinci dinlediğinde farklı bir şey anlar. İki kere daha dinler daha farklı şeyler keşfeder orada. Kaçırdığı şeyler olabilir. İnsanın dikkati her zaman aynı şekilde odaklanamıyor. Bir dahaki dinlediğimizde daha farklı şeyler oradan alabiliriz. Ya bunu yapmak yerine oraya biz bir hizmet olsun diye bir şey yapmışız. Oradan hazır arıyor hemen arkadaşımız. Şunu amfi ayarlayıversene. Benim amfinin modeli şu. Bir amfi atmışım. O amfide diyorum ki bu şu ayarları yaptığınızda işte şu modellerin hepsine uyar. Bazısında şöyle bazısında böyle farklılık olabilir. Ben bunu dememe rağmen orada görüntüde ayarladığım amfinin aynı modelini altına yazıyor arkadaşımız. Bu amfinin ayarını yap versene diyor. Demek ki hiç bakmamış videoya yani. Şimdi bunu görünce insanın siniri çıkıyor. Gerçekten tansiyonu çıkartıyor bu insanın bu gibi bir durum. Bilmiyorum başkası da aynı duruma düşer mi? Ben sinirleniyorum yani. Şimdi kaldıracağım en sonunda videoları. Belki gerçekten kafası çalışıp ilgi alanı izleyip faydalanan olacak. Tam sileceğim, kaldıracağım videoyu. Boş veriyorum, vazgeçiyorum. Ha, videolarımda reklam çıkıyor. Ama ben videolarımdan para kazanmıyorum. Bir menfaatim yok YouTube'dan. Veya bu videoları kullanıp da bana bir menfaat sağlayan bir merci yok yani. Sadece ben hizmet olsun diye. Arkadaşlarımız zorlanmasın. Verimli, kaliteli şekilde bunlardan istifade etsin bu cihazlardan diye. Uğraşıyorum. Sanki adam beni maaşa bağlamış gibi günlerce beni uğraştırıyor amfiyle. En sonunda sinirlenip laf söylüyorum. Bu sefer diyor ne kadar saygısız insansın. Ne olur ayarlayıversen bilmem ne. Bu konumlara düşmeyelim. Kaldı ki orada yorumlarda falan böyle bir tartışma olur. İnsanlara rezil olmayalım. Kendimizi kepaze etmeyelim yani. İstirham ediyorum bu konularda. Birisi bana gelip de benim amfiyi ayarlayıver demesin. Veya burada videoda anlattığım halde o videoyu dinlemeyip bu mikrofon nasıl olur diye sormasın. Ama geçerli mantıklı sorulara cevabını biliyorsam zaten yorumlarda cevap vermeye çalışıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Bu mikrofonu kullanacak olan arkadaşlara da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Daha kaliteli, daha orijinal, daha profesyonel mikrofonlar, cihazlar kullanmayı da Rabbim nasip eylesin. İşini severek yapan arkadaşların hepsi daha iyilerine layıklar. Allah-u Teala nasip eylesin.